Türkiye'nin en ikinci bölümünden tekrar merhaba. Türkiye'yi konuşuyoruz. Türkiye'nin problemlerini konuşuyoruz. Bu arada biraz önce söyledim. Erbakan Haftası Anma ve Anlama Programı çerçevesinde bir tören var. O da devam ediyor şu sıra. Sayın Gültekin Uysal konuşuyor, Demokrat Parti Genel Başkanı. Muhalefet liderleri orada. Sayın Meral Akşener dışında. Saadet Partisi'nden Temel Karamanlıoğlu tabii ki ev sahibi olarak. Gelecek Partisi'nden Ahmet Davutoğlu, DEVA'dan Ali Babacan, Demokrat Parti'den Gültekin Uysal, HDP'den eş başkan Profesör Doktor Halkların Demokrasi Partisi eş genel başkanı Profesör Doktor Mithat Sancar ve CHP'den genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu. Konuğumuz Profesör Doktor İsmail Tatlıoğlu, İyi Parti Grup Başkanı. Hocam merhabalar. Merhaba, merhaba Fatih Bey. Hocam iyi akşamlar. Öncelikle bu rahmetli Erbakan'ı anma toplantısına niye Sayın Akşener katılmadı? Onu bir sorayım isterseniz girişte. Ya ben bir konuyla ilgili bir bilgim yok. Ama Sayın Genel Başkan'ın çok yoğun bir programı vardı. Onu biliyorum. Ama konuyla ilgili bir bilgim yok. Bu özel bir bu konuyla ilgili. Kim katılıyor sizden hocam? Peki. Bizim grubumuz adına bir katılan yok. Parti adına katılımda da Sayın Genel Başkan'ın programlarının olduğunu biliyorum. Evet. O nedenle katılma söz konusu olmamıştır diye düşünüyorum. Peki. Peki hocam, yani bir anlamda da orayı da bir dikkatle takip ediyoruz çünkü Ben buraya gelmeden önce o programdaydım. İki kere gelenleri zikrettiniz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden de bir milletvekili grubu oradaydı. Mahir Ünal başkanlığında, evet, onu da söylemiş olalım. AKP'den Mahir Ünal başkanlığında bir heyet milletvekili grubu da haklısınız, eksik kaldı o, onu söylememişiz. O da var ama tabii ki genel başkanlar düzeyinde. Bu arada Saadet Partisi Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da davet etmiş. Bu arada onu vurgulamamız lazım ama Sayın Erdoğan bu davete icabet göstermemiş. Böyle bir... Fatih Bey, Buyurun. tabii Sayın Akşener'in Sayın Rahmetli Erbakan'la beraber aynı kabinede Sayın Şener'le beraber aynı kabinede bulundular. Ve gerçekten de ben Saadet Partisi Genel Başkanı partimizi ziyaret ettiğinde Sayın Erbakan'la Sayın Akşener arasında gerçekten böyle bir kardeş, abi kardeş ilişkisine çizgisinde bir ilişkinin varlığını şahit oldum. O anlamda anlatılanlardan. Allah rahmet eylesin. Gerçekten iyi anlaşılması gereken Türk siyasetçilerinden biri. Bu Türkiye'nin yetiştirdiği siyasetçilerden biri rahmetli Erbakan. O nedenle onu da iyi anlamak lazım. Gerçekten bunlar bizim değerlerimiz. Necmettin Erbakan, Alparslan Türkeş, Turgut Özal, Süleyman Demirel, Bülent Ecevit. Türkiye'nin birikimleri ve siyasette büyük emekleri olan siyasi kişilikler. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz bu vesileyle. Haklısınız hocam. Biz de katılıyoruz sizin iyi niyetlerinize. Şimdi sevgili hocam, o zaman sizden devam edelim. Türkiye'de sorunları tartışıyoruz. Biraz önce sağlık konusunda yapılan hataları konuştuk. Gerçekten 1 milyon doz aşının ücretsiz olarak, hibe olarak getirilmesi ve bir şirket tarafından Devlet Malzeme Ofisi'ne 12 milyon dolara faturalandırılması. Yani Kanal İstanbul tartışması, temeli atacağız diyorlar. Çünkü oraya para yatıran rant sahipleri artık beklemeye tahammülleri yok. Onun için sıkıştırıyorlar hem sarayı hem AKP'yi. Bir an önce temeli atın, biz buraya para yatırdık, para kazanmamız diye, lazım diye. Salgını da çok önemsemiyorlar ama bir şey daha var hocam, siyasette bir kriz var. Aslında bu krizin adını da koymak lazım. Bu fezleke krizi de diyebilirsiniz buna. Ya da parlamentoda temsil edilmesi gereken siyaset anlayışlarının birinin tasfiyesini de diyebilirsiniz. Onun
kriminalize edilip edilmeyeceği konusu sonra konuşulacak bir konu. Ama öncelikle fezlekeler konusunu konuşmak istiyorum. Ya partilerin hemen hemen tavrı belli. Biliyorsunuz bu 33 fezleke, 25 milletvekili, 21'i HDP'den, 3'ü CHP'den, biri de Demokrat Parti'den. 25 milletvekili hakkında 33 fezleke var. Tabii bunların 9 milletvekili hakkındaki fezleke çok önemli dediler. Onların dokunulmazlığını kaldırma konusunda kararlılar. Ve Kandil'i öne sürdüler, İmralı'yı öne sürdüler. Bir anlamda PKK terör örgütü PKK'yla ilişkisi olup olmadığı sorgusuna girdiler. Ama 7 yıl önceki olaylardan bahsettiler. Bugüne getirdiler. Fezleke'de inanılmaz suçlamalar vardı. Adam öldürmek, adam öldürmeye teşebbüs. Yani bir milletvekilinin, parlamentoya gelmiş milletvekilinin bu suçları 7 yıl önce işlemiş olması normalde mümkün değil. Çünkü sabıka kayıtları alınıyor. Başvurdukları zaman bütün incelemeler yapılıyor. Böyle bir suçlama yok. Böyle bir isnat da yok, böyle bir dava da yok. Dava sonradan açılmış anlaşılan. Şunu merak ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi prensip ve temel ilkeler bazında geçmişte özellikle Enis Berberoğlu'nun milletvekilinin düşünülmesinden yol açan dokunulmazlıkların kaldırılması ilgili oylamadan da biraz bana göre ders çıkararak hayır deme eğiliminde. Saadet Partisi zaten oyunu açıkladı. Hayır diyeceğini söyledi. Ama İyi Parti'de sanki biraz kafalar karışık hocam. Yani buyurun. Fatih Bey, İyi Parti'de kafalar hiç karışık değil. Bir kere önce şunu vurgulamak gerekiyor. Sanki fezlekeler genel kurula gelmiş, bu konuda bir oylama yapılacakmış gibi bir genel medyada bir baskın bir hava estirildi. Bence bunun önemli bir sebebi de son haftada özellikle gündeme gelen ve de halkın sorguladığı Merkez Bankası'ndaki 128 milyar doların muhalefetin peşine düşmesi nedeniyle oluşan havayı da dağıtmak amacıyla bir medya kampanyası oluştu bu fezleke konusunda. O nedenle ben esasında bu vesileyle Millet İttifakı'nın yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin ortak gündemde iyi bir çizgi yakaladığını ama bu çizginin takibinde de ısrarcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Konya'ya da gittim Sayın Bakanımızın seçim bölgesine, kendileri de dolaşıyorlar. Türkiye'de şöyle bir şey var. Gündüz insanımızın yaşadığıyla gece medyanın konuştukları arasında bir irtibat yok. Tabii ki bunun istisnaları var. Sizin gibi kanallar çok maalesef bunlar da genel bir medya hakimiyeti oluşturamıyor. O nedenle biz genel olarak insanımızın gündüz yaşadıklarını siyasete taşımaya çalışıyoruz. Ve bu gündemlerin yani Cumhur İttifakı'nın pişirip gündeme önümüze sürdüğü gündemlerin dışında kalmaya çalışıyoruz. Çünkü siyaseti ancak böyle şekillendirebiliyorlar. Gerçekten toplumsal karşılıkları düşen ve düştükçe sinirleri artan bir Cumhur İttifakı liderlikleri var. Ve o nedenle de gündem işte birçok başka konuyla dolduruyor ve şu an HDP üzerinden bir başka politika üretiliyor. Bizim İyi Parti olarak hem HDP ile hem terörle hem PKK ile ilgili Sayın Genel Başkanımızın da partimizin de duruşu da çok net. Şimdi ben Sayın Şentop'la görüştüm bir başka konuyla ilgili. Bu fezlekeleri sordum. Edindiğim intiba şu, fezlekelerin gelip gelmeyeceği belli değil. Gelirse hangi fezlekelerin gelip geleceği belli değil. Şimdi bu ortamda gelmiş de karar alınması için ne diyorsunuz sorusuna muhatap olduğunuzda tabii ki bunu biz biraz bir topa basarak karşılıyoruz. Yani neden topa basarak karşılıyoruz? Diyoruz ki terörle ilgili bir fezleke varsa bizim duruşumuz belli. Sayın bizim partili
genel başkan yardımcılarımızın, grup başkan vekillerimizin benim beyanatları var. Yani terörle ilgili bir iltisaklı bir şey varsa var. Ama şimdi biz şöyle karar alıyoruz Fatih Bey. Parti olarak önemli hususlarda genel olarak biz Sayın Genel Başkanımızla beraber toplanıyoruz parti grubu ve başkanlık divanı olarak. Ve her biri arkadaş kendi düşüncesini ifade ederek ortak bir karar oluşturuyoruz. O nedenle fezleke konusunda da gelirse ve hangi fezlekeler gelirse bunlarla ilgili bir karar vereceğiz. Biz mesela Diyarbakır anneleriyle ilgili de, kayyumla ilgili de, Libya ile ilgili de ve bu özellikle dış politika konusunda mecliste gelen tezkerelerle ilgili de bu türlü bir karar süreçleri uyguladık. Ve bunlarla da hep doğru kararlar çıktı. Çünkü ortak kararlar çıktı. O nedenle bizim bir şeyimiz yok. Gayet net. Bir arkadaşlarımızın söylemleri arasında da hiçbir tezatlık yok. Ve olamaz da. Çünkü gerçekten parti olarak biz PKK'yı tanımlamışız. HDP'yi tanımlamışız. Terörü tanımlamışız. Bunlarla ilgili bir sorun yok. Ama burada sarayın bir kamuoyuna baskın bir algı yöntemiyle oluşturacağı havanın da doğrusu işte bir oyuncusu olmak istemiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de duruşu belli. Burada da bir problem yok. Bizim Millet İttifakımızın yapısı gereği bazı konularda bununla ilgili demiyorum ama bazı konularda elbette ki Cumhuriyet Halk Partisi bizden ayrı düşünebilir. İyi Parti Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrı düşünebilir. İşte bazı konularda Sayın Bakanım da şahittir. Bazı önergelere bazen biz evet diyoruz, bazen Cumhuriyet Halk Partisi evet diyor. Millet İttifakı'nın yapısı gereği bunlar Millet İttifakı'nın yapısında bir aşınma meydana getirmez. Yani HDP'deki tezkereleri gündeme getirerek Millet İttifakı'nda bir bölünme, yarılma var. Tamam bunlar artık bu işi yürütemiyorlar düşüncesine kapılanlar değil ama yaymaya çalışanlar boş bir hevesin peşindeler. Bakın biz Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı çok farklı ittifak. Millet İttifakı Türkiye'de demokrasinin demokratik alanı genişletmek ve milletin önünü açmak için kurulmuş bir ittifaktır. Çok şükür mesafe almıştır. Çok şükür ciddi bir alan kazanmıştır. 24 Haziran seçimlerinde AK Parti'yi karar verici parti olmaktan, hakim parti olmaktan çıkarmıştır. Bu ittifak 31 Mart seçimlerinde ve 23 Haziran'da Türkiye'nin mega şehirlerinde artık iktidar hakimiyetine son vermiştir. Bu devam ediyor. Bakın 31 Mart'ta 13 bin oyla kazanılan İstanbul 23 Haziran'da 800 bin oyla kazanmıştır. Bu Millet İttifakı'nın ortak gayretinin sonucudur. Ve gelen süreye baktığımızda Cumhur İttifakı'nın bu aşılması devam ediyor. Ve bugün Cumhur İttifakı'nın oyları ortaya koydukları bu ucube partili Cumhurbaşkanı sistemini götürmeye yetmiyor. Şimdi deniyorlar. Ne denerlerse hava. O nedenle biz şu konuya bir daha vurgulamak istiyorum. Bu da bu fezleke konusu da bunun bir parçası. Ama şuna müsaadenizle değinmek istiyorum. Bakın biz bu Kobani olaylarını da Gara şehitlerini de çözüm sürecinin bir parçası olarak görüyoruz. Kobani 2014'te Gara'da 16 şehidimiz var ama 13'ü kaçırılan askerlerimiz ve PKK tarafından kalleşçe şehit edilen askerlerimizin tamamı çözüm süreçlerinde bu ülkenin sokaklarından, bu ülkenin yollarından, bu ülkenin şehirlerin meydanlarından kaçırılmış AK Parti iktidarı zamanında. Ne zaman? Sayın Erdoğan'ın valilere gözlerinizi yumun dediği zaman. Sayın Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı iken dilekçelere, taleplere rağmen askerin kışladan çıkmasının yasakladığı zamanlarda
Dolayısıyla bu çözüm sürecinin bir dökümüdür. Geçtiğimiz günlerde dinledik. Süleyman Soylu bazı iddialarda bulundu, öyle değil mi? Evet. Ve bu iddialara Pervin Buldan cevap verdi. Sayın hocam burada bir durun. Pervin Buldan çok önemli bir grup toplantısı yaptı. Haklısınız. Tarihi bir konuşmaydı bence. İsterse bitireyim ben şunu. Onu vereyim de onun üzerinde konuşalım tamam, diye tamam, söylüyorum. Tamam. İsterseniz yani, izin evet. verin. Onu bir verelim. Tamam. Arkadaşlar getirin. Pervin Buldan'ın konuşması son derece önemliydi. Pervin Buldan AKP'nin izniyle gittik demişti Kandil'e. Bir dinleyelim önce bakalım arkadaşlar. Biz çözüm sürecini değerli arkadaşlar 3 ayak üzerinden yürüttük. Birinci ayak İmralı'ydı. İkinci ayak Kandil'di. Üçüncü ayak da hükümet ve devlet kanadıydı. O süreçte İmralı'da Sayın Öcalan'la yaptığımız her görüşme devletin ve hükümetin bilgisi ve onayı dahilinde yapılmıştır. İmralı ziyaretinden sonra yine devlet ve hükümetin onayıyla bizler Kandil'e gidiyorduk. Kandil'de yapılan görüşmelerin sonuçlarını devlet ve hükümet heyetine döndüğümüz zaman aktarıyorduk. Aslında Pervin Buldan'ın sözleri bununla da sınırlı değil hocam. Bir sözü daha var, çok önemli. Bakın bu ilk sözü aslında bu isimleri Kandil'e gönderen gücün AKP olduğunu ortaya koyuyor. Aslında devlet sözü yanlış orada. Hükümettir burada. Devlet böyle bir karar vermez. Ha, söyledin Fatih Bey. Zaten söylüyor hükümet diye de. Evet. Bir lafı daha var. Onu da dinleyelim hocam. Sonra devam edelim. Bakın Kandil'de PKK'lı terörist başlarıyla HDP milletvekillerini kim, nasıl ve nerede korumuş? Getirin arkadaşlar. Bir defasında Kandil'e görüşme gerçekleştirdiğimiz sırada dışarıda yaptığımız bir toplantı esnasında yukarıda iki tane İHA'nın dolaştığını gördük. Önlem alındı, ağaçların altına girdik. İHA'lar uzaklaştıktan sonra tamamdır toplantıya devam edebiliriz denildi. Toplantımızı gerçekleştirdik, aşağı indik, geldik. Türkiye'ye geldikten sonra Ankara'da devlet ve hükümet yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirdik ve kendilerine söyledik. Biz oradayken üzerimizden İHA'lar geçti dedik. Bize ne dediler biliyor musunuz? Sizin güvenliğiniz için oradaydılar dediler. Hocam inanılmaz ama tablo bu. Buyurun. Fatih Bey önce bir şeyi düzelteyim veya bilgilendireyim. İyi Parti adına da Sayın Erbakan'la ilgili bir programa Sayın Nuri Okutan Bey Genel Başkan Yardımcısı Vali Nuri hocam. Okutan Bey katılıyormuş ve şu anda da konuşması varmış. Onu bir bilgilendireyim. Bakın bu çözüm süreciyle ilgili bu Gara şehitleri paralelinde Sayın Süleyman Soylu bazı milletvekillerinin Gara'yı ziyaret ettiğini söyledi. Ama ardından Pervin Buldan biraz önce dinlediğimiz açıklamayı yaptı. Ben gerçekten ertesi günü Sayın Erdoğan'ın grup konuşmasını dikkatle dinledim. Hepimiz dinledik. Buna yönelik bir yalanlama ve bir cevap var mı diye. Yok. Süleyman Soylu'yu takip ettik. Yine yok. Pervin Buldan'ın konuşmaları askıdadır. Dolayısıyla bugün terör 2002'de sıfıra inmiş. Sayın Bakan'ın bakanlık yaptığı dönemde Sayın Bakan bizzat yürütmenin bir parçası olarak bu meselelere çok daha vakıftır tabii olarak. Sayın Abdüllatif Şener Bey, ama bu Kobani olayları, Gara şehitleri ve çözüm süreciyle beraber 1212 şehidimiz var ve devletimizin itibarı var, sivil kayıplarımız var. Bunların tamamı
çözüm sürecinin ürünleridir. Şimdi Pervin Buldan bir de not düştü. Dedi ki bunları biz ifade etmekten çekinmeyiz, bize neler vaat ettiniz diye. Bu nedenle esasen Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapması gereken şey çözüm sürecini getirip bir araştırma komisyonuyla bunu milletimiz nezdinde bu süreci detaylarıyla, aktörleriyle ortaya koymasıdır. Bu sürecin şoförü kim? Bu sürecin mavini kim? Bu sürecin yolcuları, bilet keseni kim? Yol göstereni kim? Bütün ayrı açıklığıyla ortaya konmalı ki milletimiz hem bu çözüm sürecinin sorumluları ve bu çözüm sürecinin sonuçlarını bilsin, hem de devletimiz bir daha bu tür sıkıntılı politikalardan dışarıda dursun. O nedenle bizim esas bu tezkerelerden daha fazla önemsediğimiz şey çözüm sürecini meclise getirmek ve buna bütün partilerimizden talep edip çözüm sürecinin bir araştırma önergesine destek isteyip ve bununla ilgili bir araştırma komisyonunun kurulması ve bu dönemin açıklığa kavuşmasıdır. Şu an Pervin Buldan'ın konuşmasından ne anlıyoruz biz? Devleti yönetenler bir tehdit altındadır. Bence Sayın Süleyman Soylu'nun, bakın, 2014'te demiş ki çözüm süreci vazgeçilmezimizdir diyor Süleyman Soylu. Çözüm süreci vazgeçilmezimizdir diyen bir siyasetçinin bundan daha sonra çözüm sürecinin ürettiği terörle mücadele etmek, çözüm sürecinin ürettiği katillerle askerlerimizin şehitlerini kaldırırken gözyaşı dökmesi milletimiz vicdanında makez bulmamaktadır. O nedenle tekrar bu çözüm sürecinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonu tarafından araştırılıp açıklığa kavuşturulması Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin milletimize karşı sorumluluğudur diye düşünüyorum. Hocam, bir şey söylediniz çok önemli. Dediniz ki şoförü kim, bileti kesen kim çözüm süreci için? Aynen efendim böyle. Arkadaşlar getirin, çözüm sürecinin içindeyim Sayın Erdoğan'ın bir konuşması var. Bir dinleyin, şoför kim, bilet kesen kim, bugünlere nasıl geldi Türkiye, tekrar konuşacağız. Getirin arkadaşlar. Çözüm süreci aslında bunlar tarafından bir ihanetle değerlendirildi. Çözüm sürecini bunlar adeta Güneydoğu'da, kısmen Doğu'da kendileri için silah stoklama süreci olarak değerlendirdiler. Ve çok ciddi bir silah stoklaması yaptılar. Ve burada bu süreç içerisinde güvenlik güçlerimiz tabii herhangi bir çatışmaya, şuna buna girmeyelim dediler. Ama daha sonra anladık ki bu süreç içerisinde bunlar bunu yaptılar. Çözüm sürecini başlatan, bu aşamaya kadar getiren bu kardeşimiz. Ben çözüm sürecinin yanındayım, arkasındayım, hepsinden öte içindeyim. Duydunuz mu hocam? Tabii ki duydum. Şimdi bakın, bir başka fotoğraf var. Çok fotoğraf bu. Dolmabahçe fotoğrafındaki bu çözüm sürecinin iki tane taraf var orada. Bir tarafı fezlekelerle cezaevlerinde. Peki bunun ortakların için bu Türkiye savcılıklarıyla bir ara savcılıkları tarafından bunlarla ilgili neden bir fezleke düzenlenmiyor? Bu çözüm sürecinin ürünleri bunlar. Dolayısıyla biz terörle iltisaklı olan, terörle Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin terörle ilişkilendirildiği tezkerelerle ilgili tutumumuz, suçlarla ilgili tutumumuz bellidir. Terörle ilgili de, PKK ile ilgili de, HDP ile ilgili de açıklamalarımız ve tanımlamalarımız vardır. Ama bu, tekrar ediyorum, bu konuştuklarımız çözüm sürecinin parçalarıdır. Bunlar öyle parça parça oylama, parça parça bir taraflarından
çimdikleme, bir taraflarından aşındırmaya gerek yok. İşte bu tablodaki herkesin Türkiye Cumhuriyeti Mahkeme savcıları tarafından bu konuda bir sürece tabi tutulması lazım. Ama bunun ötesinde evvel emirde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu çözüm sürecini açıklığa kavuşturması konusunda Türk milletine karşı bir boyun borcudur. Biz bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getireceğiz. Siyasi partilerimizden buna destek vermesini isteyeceğiz. Peki hocam, Sayın Şener, gördünüz Sayın Pervin Buldan'ın konuşmasını ve çok açık, çok net iki olay söyledi. Bir dedi, üçlü ayak vardı dedi. Üçlü ayaklardan biri dedi Kandil, biri devlet ya da hükümet, biri de bizdik dedi. Yani ve Kandil'e gitmemiz için bizi teşvik eden hükümettir dedi. Yani devlet de diyor ama devlet orada bence yanlış bir sözcük. İkincisi, bugün PKK'lı teröristleri yakalayıp yok etmek için canını dişine takan, askerlerimizin yanında görev yapan İHA'ların o dönem Kandil'de terörist komutanları koruma görevini üzerine aldığı, hatta HDP'li milletvekillerin de koruduğu bu arada bilgisini aldık. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir açıklama Pervin Buldan'ın? Sayın Erdoğan'ın da o dönemle ilgili bir açıklaması var. Onu da beraber değerlendirirseniz. Nedir bu tablo? Bu tablo şudur. Sayın Erdoğan başladığı günden itibaren bir taraftan oy tabanını genişletmek maksadıyla, bir taraftan iktidarını tahkim etmek maksadıyla sürekli bazı ittifaklarla yoluna devam etmiştir. Ve bu ittifaklar bir süre devam ediyor. O dönemde yaptığı işi sonuna kadar savunuyor. Daha sonra o ittifak bitiyor. Bir başka ittifaka geçiyor. O ittifakı da devam ederken savunuyor. Ama arkasından iş bozulduktan sonra şiddetli bir şekilde eleştiriyor. Şimdi bu çizginin takip edilmesi lazım. Bu niçin önemlidir? Bugün ve bugünden sonra önümüzdeki günlerde izleyeceği politikaların ne anlama geldiğini ve asıl hareket noktasının ne olduğunu görebilmek açısından önemlidir. Bir kere biliyorsunuz ilk parti kurulduğu sırada siyasi yasağı vardı. Milletvekili olamadı, partisi iktidar oldu ama başbakan olamadı, meclisin dışında kaldı. O dönemde hemen yeni ittifak arayışı içerisinde dış politikaya ağırlık verdi. Partinin genel başkanı olarak kabine dışında olmasına rağmen Avrupa Birliği ülkelerini tek tek dolaşmak suretiyle Avrupa Birliği'nin ve bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğini alabilmek maksadıyla sürekli oraya, bu ülkelere, dış ülkelere sinyaller verdi. Mesajlar gönderdi. Ve neticede de içerideki meşruiyeti sağlamak için diğer ülkelere sırtını dayadı. Ve sonra 2003 yılında biliyorsunuz bu siyasi yasağı kalktı. Ama bir müddet bu dış bağlantılı desteğini sürdürme ihtiyacı duydu. Ve Avrupa Birliği ile ilişkileri düzenli bir şekilde yürütme iradesini ortaya koydu. 10 yıllardır devam eden Avrupa Birliği sürecinde müzakere safhasına geçti. Ve bu müzakere safhasında Avrupa Birliği, o dönemde DEP milletvekilleri vardı biliyorsunuz. 90'lı yılların başında dokunulmazlıkları kaldırılmış ve o dönemde de mahkum durumunda idiler. Müzakere sürecinin başlaması için bunların serbest bırakılmasını talep etti biliyorsunuz. Ve o dönemde ben Bakanlar Kurulu'ndaydım. Sayın Başbakan Adalet Bakanı'na dedi ki bunları bu müzakere süreci toplantısından önce, işte Ekim 2005'ti galiba, bırakmamız lazım. Rapora mafora belki ihtiyaç olabilir, sağlık raporu falan alsınlar, çıksınlar. Yani bugünkü geldiği noktayla o günkünü karşılaştırabilmek maksadıyla söylüyorum. Sonra
ertesi hafta mıydı, daha sonraki hafta mıydı? Sayın Bakan dedi ki, içeridekiler inat ediyorlar, biz sağlık nedeniyle çıkmak istemiyoruz. Gitmeyiz doktora, sağlık raporu da istemeyiz. Bu sefer ya nasıl olacak, bu müzakere toplantısı başlayacak. Bu başlamadan işte ekimin bilmem nesi, şey yapmamız lazım, bırakmamız lazım. Ne yaparsan yap bırak talimatı aldı. Süreye bir yıla yakın bir süre vardı. Bir yasal düzenleme de yapılmadı ama içeridekiler çıktılar. Neye dayanarak? Ben de bilmiyorum. Ve ve müzakere süreci başladı. Sonra bu süreç biliyorsunuz daha sonraki safhalarda işte bu barış sürecine döndü. Barış sürecinde HDP ittifakı önemliydi. Kendisi açısından önemli görüyordu. Belki o dönemden daha başkanlık sistemine veya cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi düşünüyordu muhtemelen. Ve yine uzunca süre bu barış süreci devam etti. Ama dikkat ederseniz barış sürecindeki ilginç nokta şudur. Muhatap olarak, hükümet muhatap olarak barış sürecinde PKK'yı almıştır. PKK'yı barış süreciyle amaçlanan toplumsal tabanın temsilcisi olarak görmüştür. Ve de işi şeffaf bir şekilde parlamentonun bilgisi dahilinde yürütmemiştir. Bu bakımdan Sayın Tatlıoğlu'nun, değerli hocamın söyledikleri son derece önemlidir. Kardeşim bu süreç niye başladı? Amacı neydi? Hedefleri neydi? Bu barış süreciyle ne gerçekleşecekti? Yani neler yapılacaktı? Sonra bu süreç niye bozuldu? Bunun bilinmesi lazım. Bunu parlamentonun bilmesi lazım en azından. Sayın Bakanım, Sayın Bakanım. Evet. Sayın Bakanım. Buyurun. Bunu HDP, PKK ve Sayın Erdoğan biliyor Pervin Buldan'ın anlattığından. Biz bilmiyoruz. Yani Türkiye Cumhuriyeti Parlamentosu bilmiyor. Parlamento bilmiyor. O günkü evet. Erdoğan'ın en yakındaki isimler de bilmiyor. Kimse bilmiyor partisinden. Yani böyle bir süreç olur mu? Bu ciddi bir konudur. Ve devletin özellikle de parlamentonun bilgisi dahilinde parlamentonun içinde olduğu bir şey olabilir. Ama o fasıl, o dönem geçti. O dönem geçti ama biz parlamento üyeleri olarak hala ne olup bittiği konusunda bir şey bilmiyoruz. Ama burada önemli olan hadise şu, Sayın Başbakan'ın o dönemde bir ittifak, sürekli ittifak arayışıyla yürüyor dedim ya, yani PKK'yı muhatap sayması, ittifakı orayla belirlemiş olması da son derece önemlidir. Bu Pervin Buldan'ın dediği üçlü ayak o mu yani? Biri PKK, biri devlet, Kandil. Biri HDP. Kandil dediği Kandil PKK dedi. Kandil zaten. Dedi zaten. Yani o zaman... İmralı, Kandil ve hükümet diye anlattı. Evet, peki HDP neresindeydi bunların? Yani İmralı'dan tarafa mıydı, Kandil'den taraf mıydı? Yani hükümetten tarafı olamayacak. Fatih Bey. Evet. HDP kurye. Kurye. HDP kurye, yani çok açık işte görüyoruz yani kurye. Kimin talebi üzerine? Hükümetin talebi ve ricası üzerine. Söylenen bu. Yani bu açıklamalardan anlaşılan olayın ana aktörü Kandil, İmralı ve hükümet. Şey, onların talebi ve ricası üzerine diyor, HDP kuryelik yapıyor. Mektup getiriyor, mektup getiriyor, görüşme getiriyor, rapor veriyor. Garip bir ilişki galiba siz. Evet. Yani duraksadığınız. Duraksadım çünkü artık çok insan yaşamını yitirdi. İnsanların evlerinden olduğu, yerlerinden olduğu, 20 bine yakın bu hendek olayında bu ülkenin yurttaşı öldü. 800'e yakın sonra askerimiz şehit oldu, polisimiz, askerimiz şehit oldu.
Yani bu kadar basit mi Sayın Bakanım ya? Ama iyi takip etmek lazım. Elbette basit. Buyurun, değil. Buyurun. Elbette basit değil. Ama sonra bu barış süreci noktalandı, bitti. Bunun arkasından Sayın Başbakan, hükümet çok şiddetli bir şekilde PKK ve hatta HDP'ye yönelik olarak sert üsluplar benimsedi. Bu sefer ittifakı biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi ile yaptı. Bu ittifak neticesinde Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçti. Yetkilerini artırdı. Denetimsizliği, kontrolsüzlüğü, sorgulanabilirliği ortadan kaldırdı. Ve şimdi yeni bir safhanın eşiğinde, yani ben hükümeti, sayın hükümeti yeni bir ittifak arayışında görüyorum. Nedir bu ittifak arayışı derseniz, neden gerekli derseniz, şu var ortada. Bakın artık MHP ile birlikte Sayın Erdoğan yeni bir seçimi alamayacağını görüyor. İzlenen son 5-6 yıldır izlenen, özellikle son 3 yıldır izlenen kötü politikalar nedeniyle ekonomi tarumar olmuş, ülkenin iç huzuru, birliği, dirliği ortadan kalkmış ve dış politikada büyük sorunlar var. Böyle bir ortamda ülkede adalet yok, yargı yok, bağımsız yargı yok, vatandaşlarda adalet duygusu yok, kamuoyu yoklamaları yapıyor. Bu ülkede yaşayan insanların mutluyum veya çok mutluyum diyenlerin oranı %48. İlk defa tarihinde bu topraklarda ilk defa mutsuzum diyen insanların sayısı mutluyum diyen insanların sayısını geçmiş vaziyette. Bu kimin eseridir? Bu hükümetin eseridir. Neden hükümetin eseridir? Uygulamış olduğu yanlış politikalar bu ülkenin insanlarını mutsuz hale getirmiştir. Gençler nasıl mutlu olsunlar? İş yok. İş yok. Gençlikleri heba oluyor. Bunu görüyor. Ama vatandaşın halini düşüneceği yere, onu düzeltecek tedbirleri alacak yerde, çünkü alıştığı politikalar ülkedeki sorunları gidermeye müsait değil, sadece ve sadece seçimi almaya odaklanıyor. Memleket yangın yerine dönse de seçimi nasıl alacağıyla ilgili hesapları yapıyor. Bu AK Parti MHP ittifakı da yeterli olmadığı için bir test yaptı. Bu testi ne zaman yaptı? Bu testi daha 1,5 yıl önce, 2 yıla yaklaşıyor, İstanbul'da Haziran seçimleri öncesinde yaptı. Nasıl yaptı? Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş ve HDP'den yapılan açıklamalarda oyların Adalet ve Kalkınma Partisi adayına verilmemesi yönünde açıklamalar yapıldı. Bunu telafi edebilmek için Sayın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olmadığını asla düşünemeyiz. Bir taraftan Osman Öcalan, Türkiye'nin resmi televizyonu olan TRT'ye çıkarılmıştır, konuşturulmuştur. Diğer taraftan Abdullah Öcalan'ın mektubu bir öğretim üyesi vasıtasıyla yine devlet televizyonunda okutturulmuştur. Ve buradan Sayın Erdoğan İstanbul seçimlerini almayı hedeflemiştir. Yani doğrudan doğruya yine bir PKK yakınlaşmasıyla, bak HDP demiyorum, HDP ile PKK'yı kendisi ayrıştırmış vaziyette, bir PKK yakınlaşmasıyla İstanbul seçmenine veya oradan gelecek mesaja duyarlı seçmenlere seçime katılmama, oylarını vermemek suretiyle Adalet ve Kalkınma Partisi adayının seçilmesine imkan sağlama mesajlarını resmi televizyondan söylettirmiştir. Şimdi bu test önemli. Çünkü Sayın Erdoğan'ın, ben yöntemini bilirim, sürekli bir adıma kesin karar vermeden önce onu test eder. Bilyeleri saçar, sonra toplamaya başlar.
Şimdi geldiğimiz noktada ne var? Geldiğimiz noktada bu HDP ve PKK ayrıştırmasını kendisi yapmaya çalışıyor. O ayrışmayı kendisi yapmaya çalışıyor. Yani HDP'yi PKK'yla ayırıyor bir anlamda. Evet, o ayrışmayı kendisi yapıyor. Nasıl yapıyor? Dikkat ederseniz sürekli olarak, fiili olarak derin bir şekilde HDP'yi dağıtmaya çalışıyor. Bunu çok kararlı bir şekilde sürdürüyor. Ve işte dokunulmazlıklardı. Zaman zaman kapatma denenebilir mi? Onu deniyor. İşte alınan belediyelere kayyumlar atanıyor. Ama diğer taraftan bakın PKK-PYD diye laf planında çok şey söylediği halde Suriye'de, Fırat'ın doğusunda PYD Sayın Erdoğan'ın, İçişleri Bakanlığı'nın, Dışişleri Bakanlığı'nın çok sert demeçlerine rağmen sadece demeç bazında kalıyor. Amerika'nın himayesinde çok büyük mesafeler alıyor. Hatta biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'nde başkan yardımcısı mıydı yoksa sözcülerden biri miydi açıklama yaptı. Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden PYD'ye yönelik bir operasyon yapmayacağı konusunda söz aldık demişti. Ve orada hassas bir nokta devam ediyor. Bu hassas noktayı koruyor. Hatta şunu hatırlarsak daha iyi değerlendiririz bunu. PYD ilk ortaya çıktığında Suriye'de PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'le sayın hükümet defalarca görüşmüştür. Cumhurbaşkanı görüşmüştür, başbakan görüşmüştür, ilgili bakanlar görüşmüştür ve sürekli olarak da protokol uygulanmıştır. Altına kırmızı halı döşenerek PYD ile görüşmeler yapılmıştır. Şimdi geldiğimiz noktada uyguladığı Suriye politikasına da bakacak olursanız hükümetin, bu politika İdlib'i, Fırat'ın doğusunu birlikte değerlendirdiğinizde Suriye'nin bölünmesine yönelik bir politikadır. Onu rezervde tutuyor. Onu rezervde tutuyor. Aynen Haziran'daki İstanbul seçimlerinde gördüğümüz tabloyu ben daha belirgin bir şekilde önümüzdeki seçimler öncesinde görebileceğimizi düşünüyorum. O bakımdan bu konuda Sayın Erdoğan'ın yani HDP'ye yönelik bütün yaklaşım tarzı ve bir takım yasal süreçleri başlatacaksa bunların tamamının sadece ve sadece seçimlere yönelik ve seçimlerden kazanmış olarak çıkmaya yönelik bir hamle olacağını düşünüyorum. Ama bu konuda Sayın Tatlıoğlu'nun başlangıçta söylediği şeyler de son derece önemli. Nedir o? Şimdi tamam mecliste fezlekeler var, meclise fezlekeler geliyor ama bu fezlekelerin görüşülebilmesi için meclis başkanlığının bunları sevk etmesi lazım. Komisyon kurulacak, bu fezlekeler komisyon üyeleri tarafından incelenecek, bu bir rapora bağlanacak. Rapora bağlandıktan sonra da gelecek genel kurulda oylanacak, ondan sonra hüküm ifade edecek. Eğer bu süreç meclisin iç süreci başlamamışsa Adalet Bakanlığı'nın fezleke göndermesi üzerine bu konunun da fazla tartışılmasına ihtiyaç yoktur gibi geliyor bana. Orada hemen bir şey soralım. Sevgili hocam, siz Sayın Çentop'la meclis başkanıyla konuştum dediniz. Sayın Çentop size karma komisyonu, Adalet Anayasa Karma Komisyonu'na fezlekelerin gelme tarihi konusunda bir şey söyledi mi? İkincisi, meclisin gündeminde olup olmadığı, yani bu kısa dönemde, önümüzdeki günlerde konusunda size bir ışık yaktı mı? Ben Sayın Çentop'la başka bir konu üzerine görüştüm. Ama bu konuyu sordum. Tezkerelerin evet. Ne zaman geleceğiyle ilgili bir görüşmemiz oldu. Edindim intiba. İntiba bu benim. Bu tezkerelerin gelip gelmeyeceği, gelirse de hangilerin geleceği konusundaki belirsizlik. Bu benim o konuşmadan çıkardığım intibadır. Kendisinin ifadesi değildir.
Dolayısıyla şimdi üst üste koyduğumuzda ortada gerçekten karman çorman bir ilişkiler yumağı var. Özellikle Cumhur İttifakı açısından ve kulisler tabii ki bu yeni bir çözüm sürecine yönelik çalışmaların da olduğu, özellikle Sayın Bakanımın çok yerinde vurguladı olayların da içinde bu ittifaklar konusu. Sayın Erdoğan'ın bu ittifakla çözüm sürecinde süreci PKK'nın yönettiğini hatırlarsanız Sayın Ertürk, Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin'in de ifadesiydi. Çözüm sürecini PKK yönetmiştir dedi. Çünkü bütün Kürt halkını PKK üzerinden tanımladılar. Ona teslim ettiler. Onun üzerinden yönetmeye çalıştılar. Dolayısıyla geldiğimiz noktada 23 Haziran seçimlerinin öncesinde koyarsak Erdoğan-Öcalan ilişkisinde bir ciddi bir sıkıntı yok. O nedenle Türkiye'de bu süreçlerin sonunda seçime doğru seçmen tabanında yeni bir çözüm süreci ve gibi siyasi kulislerde tabii ki bir değerlendirme söz konusu. Bütün bunlar bunun perdelemesi şeklinde de algılanıyor. Ha burada yeni çözümde HDP aktör olur mu olmaz mı, ama PKK kesin bir aktör gibi duruyor. Ve bu esasında Sayın Bakan'ın söylediği ve bizim de gözümüzün nuru gibi baktığımız hem Irak'ın kuzeyi hem de Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerle ilgili de bir takım siyasal projeksiyonlara gebe ve bunu konuşacağız. Bütün bunları bir arada konuşuyorlar, bir arada değerlendiriyorlar. O nedenle bugün HDP üzerinden bu fezleke tartışmaları esasında Sayın Erdoğan'ın seçimine yönelik PKK üzerinden yeni bir çözüm sürecinin de kapılarını aralayacağına dair siyasal değerlendirmeler var. Bu anlamda bizim de çok net bir söylediğimiz şey, bugünkü olayları çok alelace değil, serin değerlendirmek lazım. Önce, her şeyden önce bu çözüm sürecinin, biraz önce de şoförü kim, mavini kim, müşterisi kim, bileti keseni kim, önüne rehber edeni kim, tam açıklansın ve bize maliyeti nedir, Türk devleti nasıl bir yara almıştır, bunun için bir araştırma komisyonunun kurulmasını biz İYİ Parti olarak gündeme getireceğiz. İnşallah partilerimizden de destek isteyeceğiz. Bu bağlamda olayları bölgedeki gelişmelerle ve Amerika'daki seçimlerle birlikte değerlendirmek lazım. Sayın Bakan Avrupa Birliği ile ilgili kendi dönemiyle ilgili gelişmeyi aktardı. Çok güzel bir örnek verdi. Bakın yine Mart ayında Avrupa Birliği Bakanlar Kurulu liderler toplantısı var. Buraya yönelik de çalışmaları var şeyinin. Sayın Erdoğan'ın, artık AK Parti diyemiyoruz yani, partili cumhurbaşkanlığı maalesef böyle bir şey yaptı. Bu bağlamda biz devletin ne adımlar attığını ama Erdoğan'ın ne adımlar attığını, devletin nerede olduğunu, Erdoğan'ın ne adımlar attığını, Cumhur İttifakı'nın nasıl bir adım attığını ve Türkiye'nin nereye doğru şekillendirme çalıştığını çok sıkı takipçisiyiz. Peki hocam, bir şey soracağım. Çok önemli bir şey söylediniz biraz önce. Erdoğan'la Öcalan arasında sorun yok dediniz. Şimdi şöyle... Yok, gözükmüyor. Şöyle bir şey var o zaman. HDP'nin bugünkü yöneticileri Selahattin Demirtaş dahil, ki o da içeride. Sayın Erdoğan HDP'yi Selahattin Demirtaş'tan ve bugünkü yönetiminden koparıp HDP'nin yapısını bir anlamda İmralı'ya mı bağlamaya çalışıyor? Ben... Doğrusu şimdi bu konularda değerlendirmemiz şudur. Sayın Erdoğan bu çözüm sürecinin lideri olarak çözüm sürecini Türkiye'de hayata geçirdiler ve PKK üzerinden geçirdiler.
PKK'nın liderlikleri üzerinden geçirdiler. Anlaşılan o ki HDP'ye de kuryelik düşmüş. Şimdi bu çerçevede 23 Haziran seçimlerinde de göz önüne aldığımızda TRT'nin bütün ekipmanlarını Süleymaniye'ye gönderip Osman Öcalan'la ve yine Sayın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde olduğu bilinen Abdullah Öcalan'la görüşmeler ve siyasetin bir aktörü olarak devam ettiğinde görülüyor ki bu ilişkilerde ciddi bir sıkıntı yok. Bu ilişkiler yeniden kurulabilir. Bu nedenle de önümüzdeki dönem Sayın Erdoğan'ın siyasi kurumlardan bağımsız seçmen tabanında ve Kuzey'i ve Suriye'nin kuzeyini de dikkate alan yeni bir çözüm sürecine doğru hazırlıklar yapıldığı şeklinde siyasi değerlendirmeler var. Peki hocam, burada bir virgül koyun, bir ara verelim. Ara vermemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar size devam edeceğiz. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Önemli bir noktaya geldik. HDP'nin bugünkü yöneticilerin tasfiyesini AKP neden istiyor? Ve İmralı ile AKP arasında yeni bir ilişki bağı mı gelişiyor? Ve Türkiye yeni bir çözüm sürecine mi hazırlanıyor? Bu soruların cevaplarını arayacağız az sonra.